Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Sabah sporumu yaptım, görüyorsunuz spor kıyafetiyleyim. Şimdi de sıra proteini yüksek harika bir tarif yapmakta. Spordan sonra hepimiz proteini yüksek bir şeyler tüketmek isteriz. Ve normalde en kolaylarından bir tanesi de yumurtadır. Ve bugün vegan menemen yapacağız. Vegan menemen olur mu demeyin, gayet güzel oluyor. Bazı tariflerde o sarı, güzel sarı rengi vermek için zerdeçal kullanıyorlar ve diyorlar ki bu vegan menemen. Ama tabii ki yumurta tadı yok bu tariflerde. Biz bugün gerçekten yumurta tadı olan bir vegan menemen yapacağız. Peki bu yumurta tadını nasıl vereceğiz? Hindistan'dan gelen özel bir baharatla. Adı kalanamak. Buna siyah tuz da deniyor İngilizce'de. Ama siyah değil, bilmiyorum görüyor musunuz ama şöyle koyu pembe. Sülfürü yüksek bir baharat olduğu için birazcık yumurta tadını veren bir baharat bu. Yalnız ölçüsü çok önemli. Çok koyarsanız da metalik bir tat veriyor. Zaten tarifte de paylaşacağım. Peki nasıl yapacağız bu proteini yüksek bir menemen tarifini? Şöyle tofu ile yapacağız. Sert tofu lazım. Ben 250 gram kullanıyorum bugün. Sadece ben yiyeceğim çünkü. 3 tane domatesim var. Biraz daha sulu olanlarını tercih etmeniz daha iyi olur. Ben bulamadım. Bazılarınız koymuyor soğan ama ben koyacağım çünkü severim. Şöyle 3 tane de yeşil biber koyacağım. Baharatlara gelelim. Tabii ki kalanamak, zerdeçal, sarımsak tozu ve soğan tozu. Şimdi bunları doğrayıp ateşte bir çevirelim bakalım ne elde edeceğiz. Görüşmek üzere. Evet, bastırıp suyunu çıkardığım sert tofuyu şimdi şöyle ellerimle böleceğim. Kesmek istemedim. Böyle hani eşit parçalar olunca bence sıkıcı bir görüntü oluyor. Bu daha gerçeğe yakın olacak bence. Şimdi bunu tavaya aktarıyorum. İçerisine de 250 gram tofu kullandığımız için yarım kaşık kalanamak, yarım tatlı kaşığı. 500 kullansaydık bir tane koyacaktık. Yarım kaşık, yine şunu açayım, soğan tozu koyamadım, şöyle. Yarım kaşık soğan tuzu. Ve tabii ki o güzel sarı rengi vermek için de yarım kaşık, şöyle fazla oldu, zerdeçal. İyice karıştıracağız ve daha sonra altını açacağız. Görüyorsunuz sapsarı omlet gibi oldu. Ben biraz daha zerdeçal kattım. Tabii size bağlı. Şimdi bu biliyorsunuz böyle bir ses çıkarıyor, pişme sesi. Biraz yapışırsa eğer su ekleyeceğiz buna. Şöyle ekleyelim. Biraz daha tofuyu yumuşatmış olacağız suyla. Böyle bir bardağın dörtte biri kadar su ekleyeceğiz yumuşaması için. Evet, başka bir tavada soğan ve biberleri çevireceğiz. Ben suyla çeviriyorum artık. Mümkün olduğunca az yağ kullanmak istiyorum. Ama siz yağ koyabilirsiniz elbette. Evet, soğanlar ve biberler soğudu. Üzerine domatesi ekliyorum. Birazcık da böyle çevireceğim. Bu arada tofunun altını kapattım. Bunları pişirip un üzerine ekleyip birazcık çevireceğim. Evet, domatesler de pişti sayılır. Tofunun altını bir daha açtım. Ve bunu ekliyorum. Müthiş bir görüntü.